Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'ın 17.0 sürümünü inceliyoruz. 17.0 sürümü biliyorsunuz ki daha çıkmadı. Yaklaşık bir 2-3 hafta sonra falan çıkacak. PUBG Mobile yetkilileri sağ olsun, yani Türkiye yetkilileri sağ olsun, bizlere bu linki verdi. Yani buradan indirebilirsiniz falan dedi. Cihazınızda 6 GB'dan az yer olursa kurulmuyor. Öyle bir sıkıntısı var dostlar. Yani şu anlık böyle. Ben telefonda ne var ne yok sildim. Ama bugün ben sizlere neler gelecek oyunda onları göstereceğim. Ve ayrıyetten size de güzel bir sürprizim var. 20 tane beleş sandık alma görevi getirmişler. Onu da bir sonraki videoda göreceksin. Şimdi dostlar, eğitim alanına girmeden öncesinin birçoğunuzun sevineceği güzel bir haberim var. Peki bu haber ne biliyor musunuz? Şimdi isterseniz sizlere onu göstereyim. İlk önce ayarlar butonuna basıyoruz ve buradan aşağı kaydırdığımızda ölüm kamerası bizim karşımızda. Evet, şu Çince yazılı olan ölüm kamerası. Disable'ye geçince Çince yazmıyor, böyle yapıyor. Burada ölüm kamerası var. Artık öldüğünüzde sizi Arapların nereden vurduğunu görebileceksiniz. Zaten yatıyorlar kıyıya köşeye de, yani nasıl yattıklarını falan görebileceksiniz artık. Belki gayri Araplardan taktik alırız, biz de pusarız. Adamlar pusmanın sırrını çözmüş ya. Öyle bir Arap. Sonrasında peki bir şey daha var mı? Evet var. Burada ne? Jump clip var. O tuşlar ayrı, onu biliyorum. Başka sanırsam bir şey gelmemiş. Scope modu. Tamam bu şey ya, İngilizce, ondan şaşırdım. Artı bir de şöyle bir şey var dostlar. Grafiklere geldiğimizde burada renkli red zone. Evet, red zone'unuzu kırmızı, sarı, kırmızı, yeşil, sarı, mavi gibi renklere ayırabiliyorsunuz. Mesela ben buradan, yani şu 2 ile 3 aynı, bunlardan birinin değişeceğini biliyorum ama yani ne renk olacak bilmiyorum. Yani yeşil değil de belki red zone da maviydi zaten. Yani bilmiyorum. Bir şeyler yaparlar da nasıl bir şey yaparlar bilmiyorum ama bu da gelmiş artık. Yani red zone alanlarını değiştirebiliyoruz dostlar. Başka kontrol kısmına gelen bir şey yok. Burada işte aynı scope falan diyor, çöp. Burası da aynı. Burada da farklı bir şey yok. Scope kısmı da aynı. Holo, lazer, 2x, 3x. O kadar dostlar. Şimdi eğitim moduna girebiliriz. Evet. Şimdi isterseniz ilk önce yeni gelen silahımızı inceleyelim. Buradan training diyorum. Üçüncü şahıs olarak maçımızı başlatıyorum. Artık girdiğimizde görüşürüz. Şimdi dostlar, eğitim alanı geldi. Şimdi gidelim, bir güzel iki tane yeni silah var. Yani biri eski silah ama değişti. Artık Uzi silahına dürbün takabiliyorsunuz. Evet, Uzi'yi aldım ve burada yeni pompalı var. DBS maşallah kocaman. Yalnız ben buna ikide bir basarım böyle ya. Şu kontrolleri bir değiştirip gelebilir miyim? Kontroller. Şunu şu köşeye al, büyüt. Şunu da şu köşeye al, büyüt. Maşallah 250 şey gelmiş. Büyütme. Ben 200'de kullanıyordum. Gayri 250 yapacağız herhalde bunu da. Neyse bakayım. Tamam oldu. Şimdi buradan şuradan çantayı alayım. Ben biraz silah mermisi alacağım. Ondan önce bu silahlara acaba neler takılıyor? Ona bir bakalım. Buradan Uzi'ye dipçiğimizi taktık. Burada pompalıya susturucu mu takıyoruz? Ha tamam. Sadece pompalıya dostlar şey takabiliyormuşuz. Dürbün. Yani normal bir pompalı gibi bir şey olmuş yani. Zaten 14 tane mermisi var. Daha ne uzatacağızsa. Uzi mermilerini alalım. Pompalı mermisi yok mu burada? Yok sanırsam. Ha, almışsık. Tamamdır. Şimdi dostlar, burada yeni gelecek pompalımız var. İlk önce sizlere Uzi'nin dürbününü göstermek istiyorum. Hazır mısınız?
Evet abi. Uzi'de dürbün var şaka gibi, baksanıza. Bir de bunu birinci şahıstan görün bak. Uzi böyle bir şey. Bak. Sanırım yanıma bir Türk geldi. Göremiyorum. Ne yaptı, nereye kaçtı bilmiyorum da. Türk değildir büyük ihtimal. Yani böyle bir şey. Şimdi bu bizim yeni pompalımız. 14 tane mermisi var. Ve boyuna baksanıza abi, kocaman. Roket atar gibi, ha boyu var. Şimdi biz buna kaç x takabiliriz? İlk önce 8'den başlayalım, takmadı. 6x. Buna 6x. Gözünüzü kapatın, çok fazla sekecek. Aha. Sekmedi. Silahın sekmesi mi yok burada acaba? Bir saniye. Dostlar bir saniye bir şeye bakacağım. Eğer bu silah sekmiyorsa var ya, düşmanların 300 metreden işi var biliyor musunuz? Şuradan bir grozayı alabilir misin? Bir şeye bakacağım. Acaba sekmeler mi kapalı? Açık. Pompalıyla vurunca nedense sekmiyor bak. Çok az sekiyor. Mesela şu duvarda adam var diyelim. Takıma vuracaksınız böyle. Gelene kadar hasar. Abi kankam git. Var ya sesi mükemmel ha dostlar. Mükemmel. Bak bak bak, hızlıca mermiyi de değiştiriyor. Şimdi de buna 4x taksak. 6 takılıyor, güzel. Ben mesela bunu dropta görürsem alırım yani rahat rahat, da bizimki bomba atıyor bana. Kardeşim git git. Buna 4x takacağız şimdi. Kankam vallahi git ya. Bak. Kardeşim gider misin? 4x. Ana 4x takmamış bu. Taktı. Yok artık, dürbün buguna girdi. 4x at bakayım. Atamıyorum. Silah. Aha. Ben grozaya takıyormuşum, tamamdır. 3x de mesela. Kankam sal beni, sal. Bu adam bir değişik ya. Başka sanırsam bir şey yok. Şu arabalara bir gitmek istiyorum. Belki yeni gelen bir şey vardır, belli olmaz. Yok abi, bu adam bizi öldürecek. Acaba Molotov'da yakma efekti var mı yeni? Yok, hala aynı. Ha değiştirmişler. Bak biraz daha şey yapıyor. Bak bak bak. Yürürken yanıyor adam. Gardırop Fuat duman mı çıkarıyor? Yoksa benim gözüm mü dumanlı görüyor? Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi. Hem de çırağın sarayı gibi. Aa yanıyor. Ne? Adam yanıyor. Adam yanıyor. Bir saniye, adam yanıyor. Ben molotof aldım. Kankam adama yanma efekti eklemişler. Nerede molotof? Bakın şimdi seyredin. Molotofu da elinde tutuyor. Allah Allah. Bak. Bak. Abi yanma efekti eklemişler. Yalnız bayağı güzel şeyler bekliyor bizi bugün celde. Neyse dostlar, bu videoluk benden bu kadardı. Diğer 17.0 videosunda görüşmek üzere. Onda bir tane de Luna Park videomuz var. Yani Luna Park falan gelmiş. Oraya gideceğiz. Beraber bakacağız. Neler var göreceğiz. Neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.